İstiklal Caddesi'nde sokak müzisyenlerini bilmeyenimiz yoktur. Onlardan biri var ki elindeki yoğurt kovasıyla harikalar yaratıyor, ailesini ise oradan kazandığı parayla geçindiriyor. Şova bir ekibi onun yanındaydı ve 16 yaşındaki Ahmet'in bir hayali vardı. Ekibimiz işte o hayali gerçekleştirdi. Vallahi yetenekli, güzel çalıyor. Çok güzel. 16 yaşındaki Ahmet işte bu yoğurt kovasıyla ailesinin geçimini sağlıyor. Günde 12 saat İstiklal Caddesi'ne gelip yeteneklerini sergiliyor ve buradan geçenlerin de ilgisini çekiyor. Çok iyi, çok güzel. Müthiş yetenek gerçekten. Nasıl öğrendin? Kafadan uydurdurmayla öğrendim. Eskiden İzmir'de kartonlarla çalıyorduk. Sonra yoğurt kovasına başladım. Okula gidiyor musun? Hayır. Neden? Aile durumu iyi değil zaten. Her gün geliyoruz buralara, çalışıyoruz, eve gidiyorum. Aileme bakıyor. Zaten babam hasta, annem de ona bakıyor. Yaşıtları okula giderken o ekmeğinin derdinde. İşte bu yoğurt kovası onun ailesinin geçim kaynağı. Kaç kardeşsiniz? 5. Bunlar ne yapıyor? 3 tanesi evde oturuyor, 2 kişi biz çalışıyoruz. Geçinebiliyor musun? Abim kira parasını ödüyor, ben de yemek parasını ödüyorum öyle. Soğuk havalarda ne yapıyor? Yine aynı, çalışıyoruz. Karda bile geliyoruz buralara. Ne zorlukları yaşıyor? Mesela kolumda, bak şuralar şişiyor hep, ağrıyor. Nasır tutuyor. Toplum olarak o kadar iş insanları var, sahip çıkmaları lazım. Hiç bateri çaldın mı? Gerçek bateri çaldın mı? Hayır. Çalmak ister misin? Nasıl istemem. Hayalini gerçekleştirelim mi abi? Gerçekten mi abi? Gidelim mi stüdyoya? Gidelim. Hadi topla gidelim o zaman. Ahmet'in en büyük hayali profesyonel bir stüdyoda bateri çalmak, yeteneklerini sergilemek. Biz de şimdi onunla birlikte stüdyoya gidiyoruz. Stüdyoya yaklaştık, heyecanlı mı? Çok heyecanlıyım valla. Böyle bir elin ayağın titriyor. Vallahi. 16 yaşındaki Ahmet yoğurt kovasından sonra bateride biraz zorlansa da sonunda adapte oldu. Yoğurt kovasından bateriye. Vallahi muhteşem. Yani normalde şu hareketleri insanların yıllarca çalışması gereken hareketler. Ahmet ilk defa oturuyor. 5 dakikada bunları yaptı. Müthiş bir yetenek var ya. Kesinlikle. Hayallerim gerçek oldu valla. Kavuştum bataryaya. Yıllarca İstiklal Caddesi'nde işte bu yoğurt kovasıyla yeteneklerini gösterdi Ahmet. Şimdi ise profesyonel bir baterinin başında hünerlerini sergiliyor. Mikrofona karşı konuşurken heyecanlanıyor ama baterinin başında o heyecandan eser yok.